FMTV Ara Haber Bülteninden herkese hayırlı cumalar diliyoruz. Gündemdeki gelişmelerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. İlk haberimiz Şırnak'tan. Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDGH üyesi bir grup tarafından ateşe verilen kültür merkezinde içerisinde öğrenciler mahsur kaldı. İtfaiye ve tomaların yangın söndürme mücadelesi sürüyor. Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması YDGH üyesi bir grup tarafından ateşe verilen kültür merkezinin içerisinde öğrenciler mahsur kaldı. İtfaiye ve tomaların yangını söndürme mücadelesi sürüyor. Edinilen bilgiye göre olay hendek ve barikatların bulunduğu merkez yeni mahallede meydana geldi. Sabah saatlerinde içerisinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Halk Kütüphanesi'nin bulunduğu kültür merkezine gelen yüzleri maskeli YDGH'liler binayı ateşe verdi. Çıkan yangın bir süre içerisinde tüm binayı kaplarken kütüphanede ders çalışan öğrenciler içeride mahsur kaldı. Bir süre sonra olay yerine gönderilen itfaiye ekipleri ile tomaların yangını söndürme ve öğrencileri kurtarma mücadelesi sürüyor. Şırnak'ın Cizre ilçesinde 14 Aralık'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra kazılan hendeklerin kapatılması, barikatların kaldırılması ve iki ilçedeki PKK'lıların etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyonda bir uzman çavuş şehit oldu. Genelkurmay Başkanlığı Cizre'de bir askerin şehit olduğu saldırıda 6 teröristin öldürüldüğünü açıkladı. Böylece şehidimizin kanı yerde kalmamış oldu. Cizre'de PKK'lılara yönelik operasyon sırasında çatışma çıkarken PKK'lıların açtığı ateş sonucu bir askerimiz şehit oldu. İlçede yaşanan çatışma sırasında şehit askerin PKK'lı keskin nişancının saldırısı sonucu şehit düştüğü belirtildi. Şehidin Adana nüfusuna kayıtlı uzman çavuş Ufuk Fest olduğu öğrenildi. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada 24 Aralık tarihinde Şırnak'ın Cizre ilçesinde icra edilen operasyon esnasında saat 20.34'te çıkan çatışmada bir ağır olmak üzere 3 askerin yaralandığı bildirildi. Açıklamada yaralanan silah arkadaşlarımız derhal hastaneye sevk edilmiş olup ağır yaralanan silah arkadaşımız hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 22'de şehit olmuştur. Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmayıp tedavilerine devam edilmektedir denildi. Şehidimizin kanı yerde kalmadı. Çıkan çatışmada 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar temenni ediyoruz ifadelerine yer verildi. Şehitimize Allah'tan rahmet diliyoruz, ailesine de sabrı cemil niyaz ediyoruz. Evet. Öldürülen bu PKK'lılardan biri Aytaç Karın'ın katili olduğu ortaya çıktı. Diyarbakır'da polis düzenlediği saldırının ardından öldürülen 3 PKK'lıdan SD'nin Aytaç Baran'ın katili olduğu öğrenildi. Merkez Yenişehir ilçesinde polise düzenledikleri saldırının ardından öldürülen 3 teröristten birisi SD'nin 9 Haziran 2015'te silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Yeni İhya Der Başkanı Aytaç Baran'ın aranan katil zanlısı olduğu belirlendi. Karşıda oradan da geldi. Polis sıktı havasına. 7 Haziran seçimlerinin ardından düzenlenen suikastla öldürülen Aytaç Baran'a yönelik saldırı anı güvenlik kameralarına yansımış. Görüntülerdeki bir katil zanlısı yakalanırken ikinci zanlı olan SD ise aranıyordu. Cinayetle ilgili olarak aranan SD, dün Yenişehir ilçesi Şehitlik semti Ben Hüsem mahallesinde polis ile girdiği çatışmada hayatını kaybetti. Şimdiki haberimiz Diyarbakır'dan. Diyarbakır Sur Müşterek Operasyonu sırasında güvenlik birimleri yaralı ve hasta vatandaşların yardımına koştu. Mehmetçik ekmeğini vatandaşlarla paylaştı. Bölgedeki güvenlik birimleri Diyarbakır Sur Müşterek Operasyonu ile ilgili kareler paylaştı. Paylaşılan karelerde bölücü terör örgütü mensuplarının yakması sonucu kullanılamaz hale gelen evler yer almakta. Barikat kurulan sokaklar ve barikatlardan temizlenen sokakların da yansıdığı karelerde evden eve geçiş için kullanılan delikler ve ele geçirilen malzemeler de görülmekte. Operasyon sırasında Mehmetçik, yaralı ve hasta vatandaşların yardımına koşmasının yansıdığı fotoğraf karelerinde askerin ekmeğini vatandaşla paylaşması da yer almakta.
Kentte 63 iş yerinden sigara ve içki çaldıkları iddiasıyla aranan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin kullandığı otomobil ve belirlenen adreslere çok sayıda sigara, içki, sahte para ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Başkent'te çok sayıda iş yerinden sigara ve içki çaldıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri Sincan, Etimeskut, Keçiören, Çankaya, Yeni Mahalle, Altındağ, Mamak, Elmadağ ve Temelli'deki 63 iş yerinden hırsızlık yapan şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Çalışmalar neticesinde hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin FB, MT, BA ve AB olduğu belirlendi. Biri bindiği takside, biri arkadaşının evinde, ikisi de günübirlik kaldıkları evde yakalanan şüphelilerle çalıntı ürünleri satan iş yeri sahipleri MT ve AK'de gözaltına alındı. Zanlıların hırsızlıkta kullandıkları otomobil ve iş yerlerinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen 1893 paket sigara, 69 alkollü içki, 169 çakmak, 102 hazır kahve, 3 dizüstü bilgisayar, 100 liralık 26 sahte banknot, 15 gram uyuşturucu, 3 maske ve 3 çift eldivene el konuldu. Lüks içinde yaşadıkları belirlenen şüphelilerde FB'nin 12, AB'nin 4, BA'nın 2 hırsızlık suçundan, MT'nin de 26 suçtan arandığı öğrenildi. İş yeri sahipleri MT ve AK emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Hırsızlık şüphelileri FB, MT, BA ve AB adliyeye sevk edildi. Bursa'da 3 kişinin ölümüne sebep olan sahte rakıları sattıkları iddia edilen 4 sanığa 150 yıl hapis cezası verildi. Bursa'da 2008 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında Mudanya Dereköy'de Sahip Telli, Hasan Erdem ve Mustafa Kemal Paşa'da İsmail Güven'in hayatına mal olan sahte rakıları sattıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanığa ceza yağdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından sanıklara kasten adam öldürmek suçundan ceza verilmesi yönündeki bozma ilamına uyan Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi, tutuksuz yargılanan 4 sanık hakkında önce 9 kez müebbet verdi. Mahkeme heyeti toplanan deliller ve sanıkların duruşmadaki iyi hallerini göz önünde bulundurarak 4 sanığı toplam 150 yıl hapse mahkum etti. Sanıklar Mehmet Yılmaz Türk, Hasan Şencay, Mesut Özbay ve Hikmet Kartal 4733 sayılı bandrolsüz içki satışına muhalefet, taksirle ölüme sebep olma ve sağlığa aykırı içecek satmak suçlarından Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tekrar yargılandı. Hikmet Kartal son sözünde, "Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum, bilerek sahte rakı satmadım, beraatimi istiyorum" dedi. Mehmet Yılmaz Türk ise, "Bilerek sahte rakı satmadım, kendimi kurtarmak isteseydim fatura kesmediğim için satışları inkar ederdim, beraatimi istiyorum" dedi. Dört sanığın avukatları müvekkillerinin beraatlerini talep etti. Nijerya'da gaz dolu tankerin henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı patlaması sonucu en az 100 kişi hayatını kaybetti. Nijerya'da bir gaz istasyonunda çok sayıda vatandaşın gaz tüplerini doldurmak için sıraya girdiği anlarda yakıt dolu tanker henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Olayda en az 100 kişi hayatını kaybederken çok sayıda vatandaş da yaralandı. Bursa'da uyuşturucu madde içen bir kişi çöp konteynerinin yanında komaya girdi. Olay sabah saatlerinde Gazcılar Caddesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu madde içtiği iddia edilen 38 yaşındaki AŞ, cadde üzerinde bulunan çöp konteynerlerinin yanında komaya girdi. Yere yığılan AŞ'yi vatandaşlar su vererek ayıtmaya çalıştı. Vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri AŞ'ye ilk müdahaleyi burada yaptı. Ardından sedye ile ambulansa taşınan AŞ, Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AŞ'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz haftada Gaziler Caddesi üzerinde bulunan Bedir Camii'nin avlusunda bonzai kullanan genç komaya girip çevredeki esnafa saldırmıştı. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri genci güçlükle zapt ederek hastaneye kaldırmıştı. Polis ekiplerinin bir haftada yaşanan iki uyuşturucu koması ile ilgili soruşturması sürüyor. Bazı uzmanlar da bununla alakalı şöyle bir açıklama yaptı. Bu gençliğin hali ne olacak? Bu gençlik nereye gidiyor? Devletimiz bir an önce bu gençliğin düzelmesi için, bu gençliğin uyuşturucu bataklığından çıkması için bir an önce harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. ODTÜ'de namaz kılmak isteyen öğrencilere bir saldırı yapılmıştı. İşte bu rezilliğe Uludağ Üniversitesi öğrencileri tarafından tekbirlerle protesto edildi. ODTÜ'de mescide girişlerine engel olduğunu iddia edilen bir grup öğrenci hazırlık bölümü basketbol sahasında namaz kılmak istedi. Bu sırada karşıt görüşlü bir grup namaz kılan öğrencilere saldırdı. Yaşanan gerginlik üniversite görevlilerinin araya girmesiyle son buldu. Ankara'daki bu olay bugün Uludağ Üniversitesi'ndeki Üniversiteli Müslümanlar Platformu üyeleri tarafından kınandı. Yaklaşık 300 kişilik grup ODTÜ yönetimini ve saldırgan grubu protesto etti. Grup adına basın açıklaması yapan tıp fakültesi öğrencisi Şamil Çelik şunları söyledi. Mescit dışında öğle namazını kılmaya çalışan öğrencilere bir grup solcu genç tarafından engelleme yapılmaya çalışılmıştır. Engellemelere rağmen namazın kılınmasını hazmedemeyen radikal sol grupları saldırılarına ODTÜ Kütüphane Mescidi'nde devam etmiştir. Başlangıçta 5 kişi olarak ODTÜ Kütüphane Mescidi'nin önünde beklemeye başlayan sol grup bir saat sonrasında 40 kişiye ulaşmıştır. Olay yerinde bulunan özel güvenlik görevlilerine rağmen mescitten çıkanlara sopalarla saldırmaktan çekinmemiş, bu süreç içinde ondan fazla öğrenci solcu grup tarafından darp edilmiş ve grup 4 saat boyunca mescit önündeki saldırılarına devam etmiştir. Üniversite yönetiminin saldırıları engellemek için ciddi bir müdahalesinin olmaması da çok dikkat çekicidir. Çelik, bizler Uludağ Üniversitesi öğrencileri olarak kardeşlerimizin onurlu duruşlarını selamlıyor, maruz kaldıkları zorbalığa karşı yanlarında olduğumuzu belirtiyoruz diyerek sözlerini tamamladı. Grup bir süre tekbir getirip sloganlar attıktan sonra olaysız olarak dağıldı. Zorbalık gibi insanlık onuruyla bağdaşmayan yöntemleri reddederek herkesin özgür bir şekilde... Bu haberle alakalı Fuzuli'nin de dediği gibi, diploma insanın cehaletini alsa da hamurunda varsa eşeklik baki kalır. Diğer haberimize geçelim. Muğla'dayız şimdi. Muğla'da Yatağan ilçesinde oğlunun yanında kalan 83 yaşındaki İsmail Düzenli, ilerleyen yaşına rağmen Kur'an-ı Kerim öğrenebilmek için katıldığı kursta eğitim alıyor. Erzurum'da yaşayan ve kış mevsimlerinde Muğla'daki oğlunun yanında kalan 83 yaşındaki İsmail Düzenli katıldığı kursta Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Yatağan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Yeni Mahalle Camisi'nde açılan Kur'an kursuna katılan ve haftada 3 gün devam eden eğitimini aksatmayan Düzenli'nin Kur'an-ı Kerim aşkı çevresine örnek oluyor. İlerleyen yaşına rağmen kursa giden Düzenli, AA muhabirine Erzurum'da kış mevsiminin sert geçmesi nedeniyle kış aylarında yatağında maden işçisi olarak çalışan oğlunun yanında kaldığını anlattı. Çok uyur, ben rahatsız oluyorum, ben niye okumayayım diye. Düzenli ibadetlerini gerçekleştirirken Kur'an-ı Kerim bilmemesi nedeniyle bir eksiklik yaşadığını dile getirerek, Kur'an-ı Kerim okuyarak ibadetini daha iyi icra ettiğini söyledi. Çevresindeki herkesin Kur'an okuyabildiğini anlatan Düzenli, ben neden okuyamıyorum diye rahatsız oluyordum ve burada Kur'an öğrenmeye başladım dedi. Düzenli, Kur'an kursunda gençlerle eğitim aldıklarını ifade ederek şunları söyledi. Boş zamanlarımda işte burayı buldum, burada Kur'an öğrenmeye başladım. Yani her şey okuyor, ben rahatsız oluyorum, ben niye okumayayım diye hani. Yani biz ihtiyar olarak yani yaş geçtiğim insanın dili de dönmüyor yani. Ama cenceli değil ki. Pirecibi kopuyor ama. İsmail dedenin sabah namazlarını hiç kaçırmadığını belirten Yıldırım, Allah kendisinden razı olsun. Yaklaşık 1 kilometrelik uzaklıktan geliyor. Camide sürekli beraber oluyoruz. Kur'an kursuna her akşam geliyor. Kendisine hayran kaldım. O artık bizim camimizin gülü oldu. Cami cemaatiyle kurstaki en yaşlımız dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye 2 günlük resmi ziyaret gerçekleştiren Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmet Zayi'nin ziyaret dolayısıyla iki ülkenin arasında mutabakat, muhtırası ve niyet beyanları imzalandı. İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Afganistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti arasında güvenlik işbirliği anlaşmasını İçişleri Bakanı Efkan Ala ile Afganistan Dışişleri Bakanı Selahattin Rabbani imzaladı. Ardından iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi dayanışma mekanizma hakkında mutabakat muhtarasını Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Afganistan Dışişleri Bakanı Selahattin Rabbani imzaladı. Sayın Bakanlarımıza teşekkür ediyoruz. İkinci anlaşma Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve Afganistan İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı arasında siyasi danışma mekanizması hakkında mutabakat muhtarası. İki ülke arasındaki üçüncü anlaşma olan Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ve Afganistan İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın idari ofisi arasında Mevlana Türk Afgan Kadın Üniversitesi kampüsünün inşası hakkında niyet beyanını Başkan Yardımcısı Yalçın Akdoğan ile Afganistan Dışişleri Bakanı Selahattin Rabbani imzaladı. Vaziri Umuru Harice ve Cenab-ı Türkiye Cenab-ı Mevlüt Çavuşoğlu, Vezir-i Hariciye Kişver, imza mekanı. FM TV Haber'de gündemdeki gelişmelerle karşınızda olduk. Pazartesi günü aynı saatte buluşmak dileğiyle herkese hayırlı hafta sonları diliyoruz. Hayırlı cumalar diliyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.